Şimdi sevgili seyirciler, ilk konuğum Hasan Özdemir. Hasan 50 yaşında, 16 yaşındayken bir evlilik yapıyor ve 10 yaş büyük biriyle evleniyor. Yani 26 yaşındaki birisiyle evleniyorsun. Bugün sen 50 yaşındasın, karın 60 yaşında. Evet abla. 34 yıl bu evliliği sürdürüyorsunuz. Evet abla. Şimdi nasıl bu şimdi sosyal medyaya falan düşer? Düşsün canım. Ne yapayım? Yani. Herkesin başına gelebilir. Aynen, bu yani. Ama yayını yapıyorsun. Şey. Yapıyorum, ona yapıyorum. Rağmen, evet. Harika bir şey bu. Evet. Şimdi biraz uzak çekim bir şey düşeceğim. Hasan'cığım, 34 senelik evlilik, 3 tane çocuk ve sen 34 yıllık evliliğini bundan bir yıl önce aşağı yukarı tanıştığın otobüs şoförlüğü yapıyorsun. Evet. Bir kadın için yıkıyorsun. Evet ablacığım. Biraz sen anlat çünkü ben zor konuşuyorum. Ablacığım otobüs şoförüydüm. Hı. Çalışıyordum, işim gücüm de vardı. Her şeyim, traktörüm de, bir köyde kendi halimde güzel bir hayatım vardı. Hı. Tabii bu kadınla tanıştık. Kadın çok yalvardı bana, Özgür. Beni kurtar diye. Bu hayattan beni kurtar. Nasıl bir hayattan kurtarmanı istedi? Olduğu hayatta nikahlı değildi. Hayatında bir adam var. Adam var ama nikahlı değildi. Orada da durmak istemiyordu kendisi. Hı. Beni kurtar diye yalvardı bana. Çok kötü. Hapis böyle. Durumunda mıydı? Başına silah mı dayandı? Yani nasıl kurtaracaksınız? Siz anladın, adamla yaşıyormuş beraber. Yani beni bu hayattan kurtar ayrı, beni bu adamdan kurtar ayrı. Bu adamdan kurtar, kendi hayatını al. İyi de sen evlisin, 3 tane çocuğun var. Bula bula seni mi buldu yani? O anda tanıştık, beni buldu. Sen de ondan hoşlandın evet, herhalde. Evet, hoşlandım. Şey oldu. Sevdim, evet hoşlandım, sevdim. Karının senden 10 yaş büyük olmasını sorun ediyor muydun 34 sene sonra? Zaman ilerledikçe, yaş ilerledikçe tabii sorunlar çıkıyordu. Öyle mi? Evet. Bunu karına söylemişsin ama direkt. Evet, direkt söyledim. Ben başkasını seviyorum, aramızdaki 10 yaş problem artık benim için diye. Evet, söyledim. Benden büyüksün dedim. Hani yapamıyorsun bazı ev işlerini dedim. Artık dedim. Ev işlerini? Ev işlerini de, tarla işlerinde çiftçi olduğumuz için. O işlerde. Yapan şimdiye kadar yaptınız, ne olacak ki yani? Rençber tutabilir. Şimdiye kadar yaptı. İşte şimdiden sonra da zaten beynime girmişti. Beynime girince mecburen evlenmek zorunda kaldım. Kalan her şeyimi, traktörümü, malımı. Bir dakika şimdi. Boşanmadan önce karısı demiş ki kolay değil 34 sene. Evet. Arsayı istiyorum, traktörü istiyorum, tarlayı istiyorum, evet. Hayvanları istiyorum. Boşanma şartlarım bu demiş. Evet ablacığım. Her şeyi vermişsin. Bir kalemde verdim. 50 sene biriktirdiğimi bir kalemde verdim. Hiç traktörü gözümü... verdiniz. Evet. Tarlayı verdiniz. Arsala iki altınları tane. Altınları verdiniz. Altın yoktu. Ya yani varınız yoğunuz her şeyi verdiniz. Her şeyimi verdim. Yani Öznur uğruna. Evet. Öznur uğruna hepsini verdim. Karınız peki... Bunları verme karşılığında hiç problem çıkarmadı. Hiç problem çıkartmadan anlaşmalı boşandı direkt ben. Ben de zaten istemiyorum dedim. Zaten. Tabii yani daha problem daha bir şey kalmamış. Ne olabilir ki? Hiçbir şey kalmadı hocam. Hiçbir şeyi olduğu gibi verdim. Sadece kendime babamdan kalan. Çocuklarınız bir... var mıydı? Evet, iki olan bir kızım var. Onlar ne dedi bu işe? Hepsi karşı çıktılar. Herkes karşı çıktı. Ama işte sevdim. Bırakamadım da. Nikah da yaptım Özgür'le. Şimdi arkadaşlar çok özür dileyerek bu kayıp kızımız İlknur'la ilgili bir hatırlatmamız vardı. Bir az sonramız. Onu bir girin de hocam geldi o ilaç. Tamam. Onu bir halledelim biz, tamam. Olur mu? Tamam. Gelinlik provası işte. Yapmış 14 yaşındaki kız. Ey ahali, duyuyor musunuz? Of. Sen nasıl bir ev kadını olacaksın, eş olacaksın? Sen daha çocuksun. 14 yaşında gelinlik giydirdiler, yaşını büyütmek istediler. İlknur 2 ay önce evlilik hayali kurduğu Safa'nın yanına kaçtı. Günler sonra babasını aradı. Söyledikleri ise ailesinin yüreğini dağladı. Kız bana söyledi, sana bomba gibi bir haberim var dedi. Ben dedi hamileyim dedi, dede olacağım. Zorla mı tutuluyor? Oğlan diyor elinden geleni arkana koyma diyor, tamam. Bana diyor bana. Elimizden geleni sen göreceksin. Kimler yardım ediyor? Bunlar başlı başına suç. Başınız büyük belada. Büyük belada. Bu çocuğu teslim edin. 15 yaşındaki İlknur Işık nerede? Birazdan.
tutuklama kararı verildi. Şu anda katil zanlısı olarak tutuklandılar. Neden işlediniz cinayeti? Para yüzünden mi? Ve güzel bir gelişme oldu. Bulundu Gülnaz. Melisa eşi yok, bulundu. Buldu nineme. Buldu. Kızım Buse'ye ulaşmışlar. Yarın da seni kavuşturacakmışız. Kızım telefonda. İrem telefonda. Nebahat telefondaymış. Pınar Hanım telefondaymış. Yapılan DNA çalışmaları sonucunda %99.9 oranında biyolojik babası olduğu kanaatini bildirir. Ekspertiz. Şükürler rapor. Olsun. Şükürler olsun ya Rabbim. Sağ olun. Allah razı olsun sana kızım. Canım kardeşim. Çok teşekkür ederim. İnşallah çok her şey güzel olacak. Çok teşekkür ederim. Evet, yayında bir doktorun olması her zaman için mükemmel bir şey. Teşekkür ederim hocam. Yani o vaziyette beni görmek istemezdiniz, inanın sevgili siz seyirciler. Siz her türlü güzelsiniz Serap Çok Hanım teşekkür öyle. Ederim. Ama gerçekten sağlık problemleriyle ilgili olduğu için de herkesin başına gelebilir. Evet, Hasan 34 yıllık evliliğini daha bir yıl önce falan tanışmışsınız evet. Siz Öznur'la. Otobüs şoförü, otobüse binip inerken yani sürekli orada karşılaştığınız evet. Birisi Öznur. Evet. Nasıl oluyor da otobüs şoförüne yakınlaşıp, ben bir adamla beraberim, beni o hayattan, adamdan kurtar. Üstelik adam evli, 3 çocuk sahibi. Bir kadın bunu nasıl söyleyebiliyor? Kötü müsün? Niye, ne oldu? İyi değilim. Gerçekten. Hemen zaten reklama gideceğiz. İki saniye müsaade tamam, et. 2 dakika çıkabilir miyim lütfen? Peki, hemen çıkaralım Öznur'u, çıkaralım. Peki, kötü hissediyormuş kendini. Aman, otur, aman, otur, aman. Otur, aman, otur, 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 alsınlar. Otur, otur, otur. Otur. Siz yardım edin. Hayır, koluna gir, koluna gir, çıkar. Hadi. Evet. Bu arada Öznur'la ilgili de tabii enteresan şeyler yaşandı dün. Yayında bazı şeyler oldu yayından sonra. O yüzden morali bozuk. İnşallah onu da bugün düzeltiriz moralini diye düşünüyorum. Hasan, karın tabii haklı olarak 34 senenin sonunda arsa, traktör, tarla, hayvan hepsini istedi, verdin, boşandın. Ve Adem diye birisiyle berabermiş. Evet ablacığım. Onu aldın Adem'den ve Nisan'da kaçırıyorsun onu. Evet, evet ablacığım. Nisan ayında kaçırıyorsun Öznur'u ve Temmuz ayında 28'inde resmi nikah yapıyorsun 2020'nin. 21'in. Evet ablacığım. Geçtiğimiz Temmuz yine. Ayında. Evet. Ağustos, Eylül, Ekim 3 ay geçti üzerinden. Bu 3 ay içinde Öznur evden mi kaçtı? Evet ablacığım. Kaç kere? 5 kere kaçtı ablacığım. 5 kere. 5 ayda. Kime kaçtı? Tekrar Adem'in yanına gitti. Allah. Giderken neler götürdü? Bazı paralarımı, yüzüklerimi, altınlarımı aldı götürdü. Oraya bırakıyor. İşte niye kaçtın diye söylediğimde tehdit amaçlı seni bana yalan söylüyorlar, öldürdüler, attılar gibisine böyle söylüyor, geliyor. Yani Hasan'ı biz öldürdük diyorlarmış sözde Öznur'a. O da mecburen gidiyormuş oraya. Yani Öznur'un senin ölüp ölmediğini Allah korusun öğrenmek için benim ne zaman, nasıl, nerede kocam öldürüldü, ben bir arayayım bakayım diye telefonunu falan aramıyor senin. Aramıyor evet. Kocam öldürüldü diye. Sen bunlara inanıyor musun? İnandım ablacığım, o zamanlar inandım. Hani kocası ölüyorsa niye hayır. Eski adama gidiyor? Evet. Babasına gider, annesine gider. Hayır, bir de beni kurtar ondan dedi ya. Hani kurtulduğu tabii. Kişiye niye geri dönsün? Hayır, bir de hocam Hasan Bey diyor ya hani baskıyla falan işte kocanı öldürdük dedi vesaire. Giderken paraları, altınları alacak şeyi buluyor, vakti buluyor yani değil mi? Enteresan değil mi? Evet. Şimdi
Dört kere gidiyor. Dört kere eski adama gidiyor. Beni kurtar dediği adama. Evet. Ve sen dördünde de dönüşünde onu kabul ediyorsun. Niye? Resmi nikahlı sonuçta. Bir de çok sevdim Serap abla. Heh. Çok sevdim. Asıl mesele o bence. Çok sevdiğim için hiçbirinde de karşı gelemedim. Mesela gittiğinde kaç gün kalıyor? Bir gidişinde kaç gün sonra dönüyor? Bir gidişinde 50 gün gitti. Bir gidişinde bir hafta 15 gün gitti. Ha benim evde bir hafta falan ancak kalıyor. Orada 15 gün kalıyor. Resmi nikahlı. Eşin eski adamın yanına gidip 50 gün kalıyor. Bayağı şey gibi. Evet. Bir araya gideceğim ama hani eşin üzerine bir eş daha getir, ikinci bir eş getirir ya adamlar. 10 gün orada, 15 gün orada. Seninki bildiğin böyle yapmış yani. Evet abla. Ama seni de parası anlamda filan da beraber sömürmüşler gibi geliyor bana. Evet efendim, İlknur Işık'la ilgili önemli gelişme gerçekten birazdan 14 yaşında kız gelinlik provası yapıyor, sözler kesiliyor. Efendim yok bebek olacak, sorununuzu göremezsiniz vesaire. İşin içinde başka işler mi var? İlerleyen dakikalarda bunu birlikte değerlendiriyor olacağız. Şimdi Hasan'a ben tekrar bir dönmek istiyorum. Çünkü Hasan yazık birazcık benim dişlerime kurban gitti ilk evet. başta ama şöyle söyleyeyim size. Hasan 16 yaşındayken 26 yaşında bir kızla evleniyor. 10 yaş fark var aralarında. 34 yıllık evlilikleri, 3 tane çocukları, Hasan otobüs şoförü, efendim tarla, bağ bahçe onlar da var sizde. Evet, abla. Eşin de o işlere bakıyor. Fakat 34 sene sonra sık sık otobüsüne binerek yolculuk yapan Öznur isimli bir kadın diyor ki ben senden hoşlandım. Hasan da ondan hoşlanıyor tabii ki de. Evet. Ben Adem diye biriyle beraberim ama ondan kurtulmak istiyorum. Beni kurtar diyor. Peki karına gelip ben başkasını seviyorum diye itiraf mı ettin Hasan? Evet abla. Ettim direkt. Bunu nasıl yaptın mesela? Otur hanım senle bir şey mi konuşacağım dedin. Çünkü bu çok zor bir şey bunu tabii. söylemek. Ben dedim başka birini seviyorum, evlenmek istiyorum onunla dedim. Direkt nasıl, nasıl bir tepki gösterdi? Çok sert tepki gördüm tabii. Çocuklarımdan da gördüm, kendinden de gördüm. Tabii. O da beraber kazandık diye o kadar malları hepsini de verdim ben de. Hakkı var Bakın, diye. Bakın arsa, traktör, tarla, hayvanların hepsi istemiş. Kadın haklı, 34 sene eşlik yapmış, 3 tane çocuk dünyaya getirmiş. Ve bir başka kadın uğrunda terk ediliyor. Arada 10 yaş olur, 15. Bunun hiçbir önemi yok. Ama diyorsun ki hanımın yaşı benden büyük olduğu için ileri yıllarda bu biraz sorun olmaya başladı. Sen de genç kadına biraz gönlün kaymış anladığım kadarıyla. Kaydı, evet ablacığım evet. kaydı. Sevdim. Çünkü sevdim. Dürüstçe burada her şeyi konuşacağız aynen, ya. Aynen ablacığım. Ve Hasan 34 yıllık eşinden boşanıyor. Bu Adem'den beni kurtar diyen Öznur'u kaçırıyor. Nisan ayında... Bu olayların hepsi de Yozgat'ta meydana geliyor. Evet, Yozgat'ta oluyor ama. Kaçırıyor ve Temmuz ayında da alelacele düğün yapıyor. Hemen nikah yapıyorsun. Evet. Bir tanısaydın, bir anlasaydın. Bir bakayım bu kadının niyetin evet. ne? Bu Adem kim? Niye bu kadın bundan kurtulmak istiyor? Hiç sorgulamamışsın Hasan. Biliyorum çünkü ablacığım. Çünkü bizim köyde çobandı bunlar. Adem çoban. Evet, çobandı. Ben de köyde sürekli görüyordum. Tanıdığın birisi yani. Evet tanıyordum. Merhabalaştığın birisi. Evet. Peki söylediği kadar bu Öznur'un kötü birisi mi? Hani çok kötüyüm işte bana kötü davranıyor şöyle yapıyor. Kötü bir adam mı bu? Çoban ne kadar kötü olabilir? Evet. Ya sözde çoban. Söz olarak çoban. Ha. Ama iç kısmı daha değişik. Ne yani gayrimeşru işlerim var yani? Ne yani var? Gayrimeşru işleri sürekli pislik işler. Özellikle kadınları kötü yöne sevk ediyormuş gibi bir işte durum evet. varmış. Yani bu Öznur'un Hasan'a anlattıkları ama evet. Hasan sen gözünle bir şey görmedin yani adamın öyle bir işini görmedin. Neyse bu, evleneli bakın Temmuz'da evleniyorlar 3 ay olmuş 3 ay içinde Öznur'un bu 5. kaçışı. 50 gün gitmiş başka kaç gün gitti diğerlerinde? 15 gün 20 gün böyle. 15 gün 20 gün gidiyormuş. Neredeydin? Adem'in yanındaydım. Yani sanki bir evlilik kurmuş ama bunun yanı sıra da Adem'le de bağını koparmamış görünüyor. Yani Adem Bey'le Hasan'dan daha fazla kalmış sanki. Ben öyle anlıyorum. Evet. 50 gün gidiyor bir hafta size geliyor. Evet, evet aynı. Aynen Ve sen hocam. Dördünde de onu affediyorsun Hasan. Tamam aşk da bir yere kadar be kardeşim. Paranı alıyor. Taktığın takıları alıyor. Senin yatırım amaçlı biriktirdiğin paraları da alıyor gidiyor her seferinde.
Evet, ve abla, sen onu affediyorsun. Bu paraları, altınları ne yaptın deyince ne cevap veriyor sana? Ben almadım diyor ablacığım. Yok diyor, ben almadım diyor. Kim aldı diyor? Ben diyor bıraktım gittiydim, evdeydi diyor. Yok halbuki. Ama sen inanıyorsun, inanmış gibi görünüyorsun. Mecbur kalıyorum inanmış gibi görünmeye. Niye? Çünkü bu yaştan sonra evde bir 90 yaşında annem var. Ben işe gittiğim zaman önüne bir çorba pişiren yok, yapan yok. Ben işten geldim miydi bir evimde bakan, temizlik, yemek yapan bana yok. Ne yapacağım? Başka susacaksın anca. Hasan zaten kadın 50 gün evet. yok. Zaten 15 gün yok. Çorba yapacak kadın evde yok, yok ki annene. Yok zaten evde. Hayır, yok. Bir de annenizin 3 tane torunu var. Hadi size tepki koydular annelerine böyle yaptınız diye de onların da babaanneleri sonuçta. Ankara'da yaşıyorlar hocam onlar. Ankara'da yaşıyor, biz Yozgat'ta yaşıyoruz. Gelip gitme olmuyor. Hasan şimdi sen buradasın ya. Evet. Öznur yine 5. kez kaçtı. Yine Adem'e gitti. Evet. Şu anda senin eski eşin seni izlerken oh diyordur. Aynen diyor. Vallahi diyordur. Diyor. Kusura diyor bakma. Selam. Biliyorum diyordur onu. Sevgili seyirciler. Yani siz 35 sene bir adama emek vereceksiniz. Sonra adam karşınıza dikilecek. Hanım bizim yaşımız işte yaş farkımız var 34 sene sonra. Ben başkasını seviyorum deyip gidecek. Orada da bu muameleleri görecek. Oh dersin. Tabii. Oh sana müstahaksın dersin, kusura bakma yani. Der, diyor da zaten. Peki sen niye 16 yaşındayken evlendin Hasan? Bir evin tek oğluyum ben. Hiç abim de yok, kardeşim de yok. 7 yaşında öksüz kaldım ben. Hı. Annem ben ölürüm diye, kimse benim evime bakamaz, ocak yansın diye evlendirdi. Niye 10 yaş büyük biriyle? Sen 16'ymışsın, evet. Zaten reşit değilmişsin. Hadi kız da 18 olsun mesela. Niye 10 yaş büyük biri? Kim beğendi onu Serap mesela? Serap ablam, görücülerin bulma usulüyle, evdeki ha. ailenin bulma usulüyle. Sen hiç aşık oldun mu Hasan? İlk defa şimdi aşık oldum. İşte mesele onu bu. Onu soruyorum zaten. İlk defa şimdi oldum. Yani 16 yaşında, 26 yaşında bir kızla görücü usulü sadece anne aman ben ölmeden oğlumun mürvetini göreyim diye evlendiriyor. Tamam 34 sene. Sen karına sadık kaldın mı 34 sene? Evet. Başka hiçbir kadına bakmadın yan gözle. Bakmadım öyle. Gerçekten mi? Öyle bakmadım ablam. Bakmadın. Evet. Ama karına aşık olmadın, sevdin, saydın. Doğru evet, mu? Evet, evet. Fakat ilk defa Öznur'a aşık oldun. İlk defa aşık oldum. Ve hala da aşıksın. Halen de aşığım. Ve hala da barışmak istiyorsun. Evet. Sana dönsün istiyorsun. Bana dönsün, Türkiye'nin önünde söz versin, sizlerin önünde söz versin. Hem yazılı olarak hem söz olarak. Bir daha gitmeyeceğine, beni bırakmayacağına, kendisi de desin, zaten seviyorum diyordu bana. Babamın yerine koyuyorum ben seni diyordu. Sürekli diyordu, babama benziyorsun diye. Ha koysun sürekli sizlerin yanında, sizin huzurunuzda, sizden ben söz alayım. Ya, vallahi nasıl söz yani, alacaksın bu kadından? Yani şöyle gitmesinin sence sebebi ne? 5 defa evden ayrı... Yani, psikolojik sorunu var. Hayır, senden Adem'e gidiyor yani kurtulmak için sana kaçtı adamın yanına gidiyor. Sence niye tekrar Adem'e gidiyor? Sebebi ne? Ben de biliyorum psikolojik sorunu var. Canım herhalde. Psikolojik sorunu olsa bu sefer Mehmet'e gider. Hayır, efendim alır başını... kaybolur gider ama Adem'e gidiyor özellikle. Bir de uğruna bütün her şeyini verdiği bir kadın. Yani evet. Eski eşine her şeyi vermiş. Evet. Traktörü verdin, evet. Arsayı verdin, evet. Tarlayı verdin, evi verdin, altınları verdin, nafaka verdin, her şeyi verdin. Dımdızlak bu tarafa geldin. Ona rağmen seni terk ediyor. İddiana göre giderken bu bayağı işte paralar, altınlar maddi olarak orada da seni bir kayıba uğrattı. Tabii. Evet. Ama sen hala diyorsun ki Öznur. Ne yapmam lazım Serap ablam o zaman? Yok ben sadece seni anlamaya çalışıyorum. Hani 4 kere Adem mi nasıl kabul ediyor evli bir kadını tekrar geliyor ona tekrar kocasına gidiyor. Geliyor kocasına gidiyor. Öznur'un daha önce bir evliliği var mı? Evet var Kars'ta bir evliliği var 3 çocuğu var onun da. O çocuklar nerede? O çocuklar babasının yanında. Görüyor mu Öznur çocuklarını? Çocuklar görmüyor çocuklar tepki gösteriyor. Herhalde. Kim bilir onların babasını nasıl bıraktı? O eşini nasıl bıraktı gitti? Onu da mı öyle terk etti? Orasını bilmiyorum. Bilmiyorsun. O hayatını çünkü bilmiyorum. Konuşmadın mı? Evleneceğin kadın ya bu senin. Şimdi burada mesela dün Sinan Özgür'le ilgili çok önemli bir gerçeği, Özgür'ün sakladığı bir şeyi öğrendi ve adam şok oldu. Onunla ilgili bir sıkıntı ve kriz yaşıyorlar şu anda. Onu da açıklayacağım birazdan.
dürüst olmak lazım ya. Evet, bir de evleniyorsun kadınla. Tamam, Adem diye biri var. Senin bir de ilk evliliğin var diyeceksin. Öznur, oradaki çocukların ne durumda? Sen o adamla niye ayrıldın? Ne oldu? Sordum ablacığım. Ne olmuş? Kocamı dedi, yanlış hareketini yakaladım dedi. Akrabamın biriyle dedi. Onun için terk ettim ben. Hiçbir şeyini de istemedim dedi. Hep de kabahat başkasında evet. olur. Ya işte öyle yani olur da. Hasan Bey de acaba biraz orta yaş krizi mi olmuş? Yani bir hani ölüm korkusuna artık hayatım bitiyor. Hiç ben bir şey yaşamadım korkusuna kapılıp mı bu işlere girdiniz? Öyle bir tutku seziyorum ben burada. Evet. Bir de şey yani. Tabii yani hakikaten siz 50 yaşındasın Hasan. Evet. Öznur kaç yaşında? 37 yaşında. Ya yani. 37 yaşında. Evet. Şimdi Öznur bu paraları, altınları alıp gidiyordu. Adem'le birlikte yediklerini düşünüyor musun o paraları? Düşünüyorum ablacığım. Herhalde. Düşünüyorum. Ona gittiğine göre tabii. Başka nasıl olacak? Evet. Acaba danışıklı da. Dövüş müydü? Beni kurtar derken o maddi anlamı mı kastediyordu? Maddi anlamda mı hani kurtar? Yani bir plan neticesi mi seninle evlenip mal varlığını çekmek için böyle bir Hayır, şey yaptılar? Hayır. Hiçbir baskı falan yoktu ama bir telefonu oldun muydu? Sürekli o Adem'in telefonunu arıyor. Ya sen Adem'e gitmedin mi kardeşim? Ha. Benim resmi evet. karım ya. Ben gitmedim jandarmayla. Resmi nikahlı karım bu benim. Eşim sen hayırdır benim eşimin senin yanından ne işi var? Şimdi kendi gidiyor. Ben Adem'i aradığımda açmıyorlar telefonumu. Arama değil kapısına dayanma. Senin eşin orada. Karın o tarafa gidiyor. Ne işin var senin burada? Karına soracağım bir soru. Adem'e ne işin var? Karımın senin yanında ne işi var? O ayrı bir soru. Adem'e de mi sormadın sen? Sordum. Kendi geliyor diyor. Tamam çık gel o zaman. Ya çok acayip değil mi? Gerçekten. Tabii. Çok acayip. Kendi geliyor diyor. Çıkıyor geliyor kendi diyor. Hasan sen onu kaçırdın. Boşandın da onun uğruna. Maddi olarak kayıpların da oldu. Sonra evlendin ya. Evet. Evlenme teklif ettiğinde Öznur hiç tereddüt etti mi? Ya evlenmeyelim bir süre böyle yaşayalım dedi mi sana? Bana babasının maaşını alıyordu. Annesiyle birlikte ortak olarak dul görüktüğü için ama Adem'le de yaşıyor. Hmm. Ha, yaşıyordu. Onun için dedi biraz acele etmeyelim dedi. Ben de söyledim ki babayın maaşını ne yapacağım? Ben çalışıyorum. Benim maaşım var. Sen evime geldiysen evli bir kadın olman lazım diye ben söyledim Serap abla. Çünkü onun amacı hala seninle çok evlenmek değilmiş anladığım kadarıyla. Adem'le birlikte yaşarken de istese onunla da evlenirdi. Tabii. Ne yapmış? İşte babamdan maaş al, babadan mı maaş alıyormuş? Evet. Babadan vefat ettiği için maaş alıyormuş. Maaşı kesilmesin diye. Yani hani devleti kandırıyorlar ya böyle işte. Tabii. Ondan sonra seninle de evlenmeyi çok istememiş. Çünkü hem maaştan olacaktı. Bir taraftan da senden o paralarla filan o tarafa bir aktarım yapacaktı. Ama maaş kısmı kesildi. Ondan sonra onları. Şimdi sen şuradan bir Öznur'a bir seslen bakalım. Şu anda kesin Adem'in yanında olduğunu düşünüyorsunuz gene kaçtığında. Bir seslen. Ne istiyorsun Öznur'dan? Söyle. Öznur, eğer gelmek istiyorsan, beni istiyorsan, bir daha gitmeyeceğine Türkiye'nin önünde söz veriyorsan çık gel. Yok, geri tekrar gideceğim diyorsan hiç gelme. Sen o söz daha önce 4 kere geldiğinde bir daha gitmeyeceğine söz ver dedin mi ona? Söz ver dedim, verdi. Verdi, söz verdi ama her seferinde gene gitti. Gitti. Ama burada gelir de karşı karşıya gelirse burada Serap Hanım'ın yanında. Hasan en son ne zaman aradın, ne görüştün? Çok merak ettim ya. En son ne görüştünüz? En son ne zaman aradın? Diğer aradıklarını mı söyleyeyim? Son aradım. En son ne görüştün? En son görüştüğümde tamam dedi, niye televizyona çıkıyorsun dedi. Ben geri geleceğim dedi. Geri geleceksen niye gittin dedim. Beni bırakıp niye gidiyorsun? Görüşüyorsunuz dedi. Bu arada telefonla falan. Yeni görüştük. Anladım. Dün gece görüştüm. Tamam. Bir de galiba şunu istiyor Hasan. Gelsin burada milyonların önünde söz versin. Gelsin burada bana olan sevgisini söylesin. Adem de bunu duysun. Evet. Bir daha benim karımdan uzak dur diyeyim. Evet. Ve Öznur da burada söz versin ki o sözü bu milyonların önünde verdiği sözü de tutsun istiyorsun. Şu evet, andaki evet. isteğin o. Peki bak bekleyelim bakalım Öznur gelecek mi ve de Öznur gerçekten böyle bir söz verecek mi? Hasan'ı seviyor mu? Seviyorsa bu nasıl sevgi? Seviyorsa niye ikide bir Adem'e kaçıyor? Sevmiyorsa niye tekrar Hasan'a dönüyor? Sevmiyorsa niye evlendi?
Yani bir sürü sorunun cevabı, psikolojisi bozuk diyorsun ama her seferinde yapması gerekenleri yapıyor. Paraları alıyor, onu yapıyor, bunu yapıyor, gene Adem'e gidiyor. Ben Öznur'u tanımak istiyorum ve Öznur da galiba gelecek, onu da söyleyeyim. Bize Öznur ne anlatacak çok merak ediyorum doğrusu.